Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 37. ayetteyiz. Şöyle buyuruyor Allah Teala. Femen azlemu. Daha zalim kimdir? Şimdi bir kıyaslama yapacağız. Birçok zalim var. Değişik zalimlik dereceleri var. Şu söyleyeceklerimiz en zalimlerden bir grup oluyor bakın. Daha zalim kim vardır? Mimmeniftara alallahi kediben. Allah'a bir yalanı iftira atandan ev veya kezzebe bir ayatihi Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şimdi zalimlik bir haksızlık ifade ediyor. Bu durumda en büyük haksızlık kulun kul olmasına rağmen kendisini ve her şeyi var eden Allah'a yaptığı haksızlıktır. Bundan daha büyük bir haksızlık olamaz. Bu haksızlık nasıl bir haksızlık? Allah'a yalan bir şeyi iftira atması. Allah'a yalan bir şeyi iftira atmak ne olabilir? Mesela Allah'ın çocukları olduğunu söylemek Allah'a iftira atmaktır. Mesela Allah'ın eşi olduğunu söylemek iftira atmaktır. Mesela Allah'ın ortakları olduğunu söylemek iftira atmaktır. Mesela Allah'ın yanında sözlerini geri çeviremeyeceği, hatırlarını kıramayacağı şefaatçılarının olduğunu söylemek. Allah'a iftira atmaktır. Allah'ın sıfatlarından kimilerinin eksikliğini ya da yanlışlığını ya da yokluğunu söylemek Allah iftira atmaktır. Yani mesela Allah falanca şeyi bilmez. Allah'ın falanca şeye gücü yetmez. Allah falanca şeyi yapamaz gibi Allah'ın sıfatlarına ilişkin olumsuz şeyler söylemek, Allah'a yalan bir şeyi iftira atmaktır. Bir başkası da Allah'ın peygamber göndermesini inkar etmektir. Yani Allah peygamber göndermez demek de Allah'a yalan bir şeyi iftira atmaktır. Çünkü mantıklı olan yani Allah'ın hikmetine uygun olan, bir daha altın çizerek söylüyorum, Allah'ın hikmetine uygun olan, Allah'ın yaratıp akılla ve bilme yeteneğiyle donattığı ve yeryüzünde kendisine birçok imkanlar bahşettiği bu insandan, bu varlıktan neler istediğini kendisine bildirmesi gerekir. Bunun doğru olanı, hikmete uygun olanı budur. Ve hikmete uygun olanı yapmayacağını söylemek Allah'a bir yalanı iftira atmaktır. Bunları çoğaltabilirsiniz. İşte bu tür şeyler Allah'a Allah'ın makamına uygun olmayan şeyler söylemek iftira atmaktır. El kezlebe bir <laughs> ayeti veya Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Ne demek Allah'ın ayetlerini yalanlamak? Allah'ın ayetleri deyince biz genelde iki gruba ayırıyoruz ya. Birinci grup ne? Allah'ın bütün kainata, varlıklara yerleştirdiği ayetteki ifadesiyle enfüste yani nefislerimizde olan hem ruhsal hem maddi yapımızda hem de afakta yani insanın dışındaki alemde yerleştirdiği Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, iradesini, hikmetini, sanatını gösteren işaretleri yalanlamaktır. Yani mesela güneşin doğuşu ve batışının Allah'la ilgisi olmadığını söylemektir. Yani mesela doğumun ve ölümün Allah'la bir alakası olmadığını iddia etmektir. Mesela biz doğarız ve ölürüz diyorlar bize zamandan başka bir şey helak etmez demişler. Yani hayatı ve hayatta olup biten şeyleri Allah'la ilişkilendirmiyorlar. Bunun Allah'la ne alakası var? Diyen bir cümle kurmak mesela. Oysa her şey Allah'tan birer ayettir. Dediğim gibi biraz önce bahsettim. Allah'la ilgili en temel gerçeklere varlığı, birliği, kudreti, iradesi, hikmeti, sanatı gibi özelliklerine işaret eden birçok belirtiyle dolu etrafımız ve bunları Allah'la ilgisi olmadığını söylemek. Bu Allah'ın ayetini yalanlamaktır, ayetlerini yalanlamaktır. Bir de Allah'ın peygamberler aracıyla gönderdiği ifadeleri, vahiy bilgilerini yalanlamaktır. Bundan daha büyük bir zulüm olabilir mi? Aslında vahiy Allah'ın insana en büyük rahmetidir. Altını çizerek söylemek gerekiyor. Allah'ın insana en büyük merhameti, en büyük rahmet eseri vahiy göndermesidir. Neden? Çünkü bedenlerin yaşaması için gereken her şeyi rahmetinden dolayı yerleştiren, bize ulaştıran Allah'ın bedenlerimizden çok daha önemli olan ruhlarımızın ihtiyacını ihmal etmesi Allah'a uygun bir davranış değildir. Allah'a uygun bir tercih değildir diyelim. Doğru kelimeyi artık nasıl bulursanız Allah'a uygun olan bir şey değildir bu. Allah'ın bize vahiy göndermesi onun en büyük rahmet eseridir. Bunu yalanlamak en büyük zulümdür. Peki yalanladılar diyelim. Allah'a iftira attılar mesela. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram dediler. Allah bir şeyi haram kılmadığı halde bu haramdır dediler. Kitapta bir şey olmadığı halde bu kitapta var dediler. Kendileri kitaptaymış gibi konuştular. Allah'a oğullar, kızlar isnat ettiler, ortaklar isnat ettiler. İnkar ettiler. Allah diye birisi ya da bir varlık yoktur falan dediler. Ve bunun üzerine Birdenbire gökten bir yıldırım indi ve bunları yakıp yok etti. Öyle bir şey olmuyor. Bu en çok konuşulan şeylerden bir tanesidir. Yani insanlar Allah'a isyan ettiklerinde, inkar ve isyan ettiklerinde Allah Teala hemen bir ceza gönderip onları mahvetmez. Ulaike, onlar öyle insanlardı ki yanaluhum nasibuhum minel kitap. Onlara kitapta yazılı olan nasipleri ulaşacaktır. Yani bu dünyada Allah'ın onlara takdir ettiği bir ömür var bu ömrü yaşayacaklar. Onlara takdir ettiği bir rızık var bu rızka ulaşacaklar. Çünkü bu dünya bir sınav dönemidir ve sınav sonuna kadar Allah hiçbir talebenin önünden zorla sınav kağıdını almıyor. Sınav süresi boyunca kağıdınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. İster kağıdınızın kenarına motifler yapın, ister soruları çözmeye çalışın, ister yanlış çözün, ister doğru çözün, ister kağıdınızın üzerine kapanıp uyuyun. Allah elinizden kağıdınızı almıyor. Sınav süresini vermiş herkese. Aynı bunun gibi birileri zannediyorlar ki Allah'a isyan ettiğimiz zaman hemen başına bir felaket gelmesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. Onlara nasipleri, kitapta yazılı olan nasipleri ulaşacaktır. Ne zamana kadar? Allah'tan kurtulacaklar mı? Meşhur bir cümlemiz vardır ya Allah imhal eder, ihmal etmez. Yani imhal eder, Allah süre verir ama ihmal etmez. Gözden kaçırmaz. Gücünün yetmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Ne zamana kadar devam eder onların bu yaşamları? Hatta izaa'at ca'etum rusuluna ta ki onlara elçilerimiz gelir. Ne elçileri bunlar? Yetafev yetafevnehum onları öldüren, vefat ettiren elçiler gelir. O elçiler derler ki: "Kalu eynema kuntum tad'una min dunillahi?" Yani şu e ee, sizin Allah'ın dışında tanrı diye iddia ettikleriniz neredeler? Hani size neden yardımcı olmuyorlar? Şefaatçi dedikleriniz neredeler? Neden gelip yardımcı olmuyorlar diye sorarlar. Bu soru gerçekten bir soru değildir aslında değil mi? Laf sokmak dediğimiz bir ibare var Türkçede. Bu ifade yani laf soktu. hani nerede şu güvendiğiniz adamlar. Güvendiğin dağlara kar yağmak diye bir deyimimiz var. Sırtınızı dayadığınız duvarlar yıkıldı. Nerede hani bu adamlar diye sorarlar. Galu onlar da canlarını verirken derler ki dallu anna. Bizden kaybolup gittiler. Yani güveniyorduk. Böyle tuhaf beklentiler varmış demek ki. Kendilerine yardım etmelerini bekliyorlarmış demek ki. Kayboldular gittiler evet hiçbir işe yaramadılar diyorlar. Böyle ilginç bir e, anekdot düşebiliriz burada. Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethini e, gerçekleştirmek üzere Mekke'yi kuşatmış. O kuşatma saatlerinde Mekke'nin o zamanki lideri Ebu Süfyan bir şekilde Müslümanların eline düşmüş. Peygamber Efendimiz'in çadırına gelmiş. Hazreti Abbas onu himayesi altına almış ve Peygamber Efendimiz'in çadırına getirmiş. Resulullah Aleyhisselam diyor ki Ebu Süfyan'a Ebu Süfyan Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet etme zamanın daha gelmedi mi senin deyince Ebu Süfyan e, böyle güzel de bir cümle aslında diyor ki Vallahi galiba öyle diyor. Yani galiba evet Allah'tan başka ilah yok galiba diyor. Niye? Çünkü diyor Allah'tan başka ilahlar olsaydı bir tanesi bize yardım ederdi diyor. Seninki hep sana yardım ediyor da bizimkilerin bize yardım ettiği falan yok diyor. Böyle garip bir şekilde İslam'a giriş hikayesi var Ebu Süfyan'ın. Ee, onlar kaybolup gittiler. Ve şehidu ala enfusehim. İşte bakın kendilerinin aleyhine kendileri şahitlik ettiler. Ennehum kanu kafirin daha önceki dönemde yani hayatlarındayken kafir olduklarına bu itiraflarıyla kendileri de şahitlik yapmış oldular. Onlar. Peki bu şahitlikler ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Hani bir ifade vardır ya Bağda bir Basra. Basra harab olmuş. İş işten geçmiş. Ondan sonra akılları başlarına gelecek. Bu şehadetin bir kıymeti yok. Sadece daha önce kafir olduklarına şehadet etmiş oldular. Kendi aleyhlerine oldu bu da. Gale Dedi ki onlara Allah, melekler onlara hitaben dediler ki buradaki galenin faili yani söyledi dedi ki'nin söyleyicisi Allah da olabilir, Allah'ın görevlendirdiği melekler de olabilir. Udhulu fi umemin kad halet min kablikum min el cinni vel insi Şimdi siz ey bu dünyada Allah'a inkar etmiş ve Allah'a isyan ederek yaşamış olan kafirler sizden önceki Yine aynı şekilde Allah'ı inkar etmiş, isyan etmiş, küfür üzerine yaşamış olan cin ve insan ile beraber girin ateşe denilecek onlara. Küllema dehalet ümmetin, ümmetün lanet uhtaha. Her bir ümmet, ümmet neydi? Ümmet bakın üm kelimesinden türetilmiş, üm anne demektir. Bir ana fikre bağlı olan insanlar topluluğu, bir ortak inanca bağlı olan insanlar topluluğu, ortak bir hedef için işbirliği yapan insanlar topluluğu, ortak bir liderin etrafında toplanmış insanlar topluluğu ümmet dediğimiz bu. Bunlar da bir inanç üzerinden ümmet olmuşlar. Yani bu şöyle olabilir. Birisi falanca milletten de mesela diyelim ki 21. yüzyıldayız. Bunlardan bir, bir kısmı İngilizler, bir kısmı Amerikalı'dır, bir kısmı Rusludur. Bir kutanesi işte efendim Afrikalı'nın bir yerinden, birisi Asya'nın bir yerinden, birisi Türktür, birisi Laz'dır, birisi İranlıdır. Ama hepsinin ortak paydası bu dönemde yaşarken ortak paydası küfür üzere ittifak etmişlerdir. Birisi Allah'a oğulları var diye, oğlu kızı var diye ortak koşmuş, inkar etmiştir. Birisi hayır tanrı yok diye dünyanın bir başka yerindeki o da tanrı yok diye Allah'a inkar etmiştir. Bir başka yerdeki Allah'ın eşi var diye inkar etmiştir ama Hepsinin ortak paydası küfür üzeri olmalarıdır. Allah onları toplar, siz bir ümmetsiniz diyor ya. Yani. Siz birbirinizi tanımıyor olabilirsiniz. Farklı kavimlerden, kabilelerden olabilirsiniz. Farklı sınıflardan olabilirsiniz. Ortak paydanız sizin küfür üzeri olmanız. Sizden önceki geçen cint ve insan toplulukları gibi siz de Allah'a isyan ettiniz ve inkar ettiniz. Onlarla beraber ateşe girin denildi. Külle ma dehalet ümmetün lanet uhtaha her bir ümmet cehenneme girdikçe kendi kardeşine lanet eder. Yani kardeşten kastımız burada aynı inancı paylaşan kendisi gibi Allah'la ilgili inançlarında problem olanlara lanet eder. Hatta izet ed -ed daraku fiha cemian ta ki sonunda cehennemde birbirine ulana ulana eklene eklene yani sonradan gelen eklendi sonradan gelen eklendi. Nesiller boyunca gelenlerin eklenmesiyle cehennemde toplandıklarında Sonradan gelenler önceden gelenler için sonraki nesiller önceki nesiller için yani küfürde yolu açmış olanlara sonradan gelip de o yolda yürüyenler ya da şöyle diyebilirsiniz küfrün öncüleri ve liderleriyle o liderlerin peşinden gitmiş olanlar hem nesil olarak hem de sınıfsal olarak onların peşinden gitmiş olanlar aşağıdakiler yukarıdakilere diyorlar ki Rabbena haula yadalluna. Rabbimiz bize bunlar saptırdı. Yani niye saptırdı? Bunlar işte böyle bir kafa karışıklığı oluşturdular. Bunlar dediler işte Tanrı yoktur diye. Biz bunların izinden gittik. Bunlar dediler Tanrı'nın çocuğu vardır, eşi vardır. E biz bunların peşinden gittik. Buna benzer sapıklıklarda bunlar bize yol açtılar. Biz bunları önemsiyorduk. Bunlar bizi saptırdılar. E o zaman peki ne yapalım şimdi? Fe'atihim azaben fen minanlar. Rabbimiz diyorlar bunlara azabı katlayarak ver. Şimdi evet yani küfrün ruh hali de çok ilginç değil mi? Kafirin ruh hali çok ilginç. Diyelim ki gerçekten senin bu isteğini Allah kabul etti. Şimdi kabul etmeyeceğini gördük de göreceğiz şimdi. Diyelim ki kabul ettiler. Allah Teala senin dileğini kabul etti ve orada öncül konumunda olanların azabı artırıldı. Bu senin ne işine yarayacak? Yani bu senin ateşten çıkmana mı sağlayacak? Hayır ateşten çıkmana sağlamayacak. Küfrün mantığı bozuktur. Küfrün dünyadayken de mantığı bozuktur. Kafirler gerçekten ama yani Allah konusunda ciddi anlamda hata içerisinde olan kafirler ne yaptığının farkında olarak küfre giden kafirler kendilerinde olmayan bir inancın başkalarında olmasına da tahammül edemezler. Kendilerinde olmayan bir mutluluğun başkasında olmasını da istemezler. Yani felakete de yaymak isterler bunlar. Aklı başındaki bir adam mesela bir Müslüman, bir mümin şöyle bakar. Yani tamam ben yandım ama yani eller yanmasın der. Yani bu felaket sadece bende kalsın, başkaları etkilenmesin diyebilir. Bunların mantığı böyle değil. Küfrün ruh hali bile çok kötü. Diyorlar ki bunların azabına kat kat daha ver çünkü bunlar bize saptırdılar. Kale dedi ki Allah Teala onlara cevaben liküllin zırfun hepiniz için zaten kat kattır dedi Allah. Şimdi bu konuda önden gidenlerin ki de azabı kat kat olacak. Mesela iki kat diye düşünün. Kat kat olacak iki kat. Sizinki de iki kat olacak. وَلَاكِنْ La تَعْلَمُونَ Fakat siz bunu bilmiyorsunuz. Hala bilmeye yanaşmamışsınız yani burada. Neden kat kat? Şimdi önden gidenlerin, küfrün öncülüğünü yapanların, nesil olarak veya sınıfsal olarak önden gidenlerin, azabının sebebinin bir tanesi, yani bir azap var, sebebi ne? İnkar etmişler. Ve inkarlarından dolayı isyan içerisinde yaşamışlar. Bu bir azap sebebi. İkinci bir azap sebebi var. Yol açmışlar. Başkalarının da inkar etmesine sebep olacak şeyler yapmışlar. Başkalarının kafasını karıştırmışlar, kalplerini bozmuşlar, ayaklarını kaydırmışlar. Onlara küfre teşvik eden bir yol açmışlar. Bunun mantığını oluşturmuşlar, felsefesini oluşturmuşlar, siyasetini oluşturmuşlar, reklamlarını yapmışlar, kitaplarını yazmışlar, müziklerini yapmışlar, filmlerini yapmışlar ve küfür yayılsın diye uğraşmışlar. Kendileri sapmışlar. Bir ceza sebebi, bir azap sebebi. Başkalarının sapması için uğraşmışlar. Bu da bir azap sebebi. Azaplar iki oldu. Peki alttan gelenlerin azabı niye iki kat? Bir, onlar da inkar ettiler ve inkardan dolayı isyan ettiler. İnkar ve isyan dolu bir hayat yaşadılar. İki, kendi akıllarını kullanmaları gerekiyordu. Allah herkese kendi yolunu bulması için kendine akıl verdi. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği en büyük nimeti yani akledebilme nimetini iptal ettiler. Başkalarının aklını tercih ettiler. Akılsızlığı tercih ettiler yani. Ve bunlar atalarını buldukları yoldan körü körüne gitmeyi bir meziyetmiş gibi kabullenip devam ettiler. Bir insanın ya da insan topluluğunun belki de en büyük kabahati kendisinin düşünme yeteneğini ve sorumluluğunu bir kenara bırakıyor olmasıdır. Akledebilmek en büyük imkanımız, akletmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bunu yapmadıkları için ikinci bir azap sebebi oldu. Hepsi için azap kat kat fakat bilmiyorsunuz. Vakalet ulahum bu beyandan sonra bu önden gidenler gerek nesil olarak gerek sınıfsal olarak önden gidenler Li arkadan gelenlere dediler ki fe ma kana lekum aleyna min Gördüğünüz gibi dediler. Sizin de bizle karşı bir üstünlüğünüz yok yani. Biz kötüyüz de siz iyi misiniz yani? Yani biz kötüyüz siz de kötüsünüz. Biz yol açmışız siz de o yoldan gelmişsiniz. Ne yani? Sizde bir üstünlük yok. O zaman fezukul azabe bima kuntum taksibun. Siz de kendi kazandıklarınıza sonuç olarak kendi kazandıklarınızın karşılığı olarak siz de azabı tadın derler onlara. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Şüphesiz ki bizim ayetlerimizi yalanlayanlar. Bunu her defasında tekrarlamak sıkıcı olabilir ama hatırlamak gerekiyor. Çünkü Kur'an'da bu ifade çok sık tekrarlanıyor. Bir daha belirtiyorum. Allah'ın ayetleri iki tanedir. İki gruptur. Birisi görmemiz ve üzerinde tefekkür etmemiz gereken fark etmemiz ve akletmemiz gereken ayetlerdir. Bunları Allah'la ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bunu yapmadılar ve Allah'la ilişkilendirmediler. Bu bir yalanlama. Peygamberlerle gönderdiği vahiy bilgilerine kulak vermemiz, bakın birini görmemiz gerekiyordu buna kulak vermemiz, kulak verdiğimiz şey üzerinde akletmemiz gerekiyordu. Birinde gördüklerimiz üzerinde akledeceğiz, birinde duyduklarımız hakkında akledeceğiz. Bunu yapmadılar. Peygamberlerden gelen bilgiyi reddettiler, yalanladılar. İşte onlar var ya, ve stekberu bir de ondan büyüklenenler. Yani niye ne yapıyorlar bunlar? Niye yalanlıyorlar? Mesela diyorlar ki peygamberlere sen de bizim gibi bir beşersin diyorlar. Biz bizim gibi bir beşere uymayız diyorlar. Başka mesela diyorlar ki senin peygamber olmak için bizden ne üstünlüğün var? Yani param bizden çok değil, makamın bizden çok değil, adamların bizden çok değil, soyun bizimkinden çok çok üstte değil. Kendilerini bir şekilde üstte görüyorlar. Ya da mesela peygamberlere diyorlar ki senin etrafına halk tabakası toplanmış. Yani alt sınıf insanlar toplanmış. Alt sınıf insanlar toplanmışsa yanına biz senin yanına gelmeyiz. Bu bize uygun değil diyorlar. Ya da mesela diyorlar ki senin anlattıkların bizim makamımızı aşağı düşürüyor. Öyle olunca bu bizim konumumuza uygun değil diyorlar hakkı anladıkları halde o hakkı kabul ettiklerinde kendileri de diğer insanların arasına karışacaklarından dolayı büyüklük kasıyorlar. İstikbar bu değil mi? Yani ilk kibir hakkı kabul etmemektir. Ve büyüklenenler var ya la tufettahu lehum evvabus sema. Onlara göğün kapıları açılmaz. Buradaki göğün kapları açılmazdan böyle uzun uzun kafa karışıklığı yaşamamıza gerek yok. Burada kastedilen şey ne? Bunlar diyelim ki zaman zaman güzel işler yaptılar. Kafirler ve ama zaman zaman güzel işler yaptılar. Güzel işlerin Allah tarafından kabul edilmesi lazım. Göğün kapıdan açılması demek yaptığınız bir amelin Allah katında makbul olması demektir. Onlara göğün kapısı açılmaz. Yaptıkları ameller iyi ameller vardır. Mesela diyelim ki Garibanlara ya da ilgilenip karınlarını doyuruyorlardır. Yani mesela insanlara iyilik yapıyorlardır. Zorda olan birini kurtarıyorlardır. Bunlar iyi şeyler. Ve bunu bir iman üzerine yapsaydılar çok büyük sevap kazanacaklardı. Ama inkarla yapıyorlar. Kafirlikçe yapıyorlar. Öyle önce göğün kapıları açılmaz. Amelleri kabul edilmez. Ya da onlar küfür üzeri yaşadıkları, yaşadıkları ve küfür üzeri öldükleri için onlara gökten yani rahmet kapıları açılmaz. Allah onların günahlarını bağışlamaz, onlara merhamet etmez ve neticede onlara cennetin kapıları açılmaz. Onlar cennete giremezler. Ne zamana kadar giremezler diye bir benzetme yapacağız. Buradaki tabi ifade doğru olmayacak ama olsun söyleyelim. وَلَا يَدْخُلُونَ cennete <ınzı und> Onlar cennete girmezler. Ne zamana kadar? hatta يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ Ta ki deve iğne deliğinden geçinceye kadar. <tâ guaranteed> Bu ifade Deve iğne deliğinden geçerse onlar da cennete girebilirler anlamına gelmiyor. Evet cümleyi zorlarsanız mantıken böyle bir anlam da çıkabilir ama cümlenin sevk ediliş amacı bu değil. Buradan böyle bir sonuç çıkartınca o zaman şöyle bir cümle daha kuruyor bazı insanlar. Ya evet deve iğne deliğinden geçerse demek ki cennete girebiliyorlarmış. Peki deve iğne deliğinden geçebilir mi? Allah isterse diye başlayan bir cümle kuruyorlar. Efendim iğnenin deliğini büyütmeden, deveyi de küçültmeden iğnenin deliğinden deveyi geçirir. Şimdi bu cümleyi söyleyince ne demiş oldunuz? Bu cümleyi söylediğiniz zaman Allah'ın gücüyle ilgili bir şey söylemiş oldunuz. Allah'ın gücünü ifade ediyoruz. Bunda bir şey yok ki zaten ya. Yani. Bu ifade onların cehennete girmeyeceği ile ilgili. Buradaki cemal kelimesini bazı müfessirlerimiz yine Arapça lügat e, imkanlarından dolayı Halat anlamına geliyor. Cemel'in bir başka anlamı da deve, bir anlamı da halat. Halat iğne deliğinden geçmesi. Yani halat çok kalın bir şeydir, iğne deliği küçüktür. Ama deve e, benzetmesinin, metaforunun kullanılıyor olması onların cennete girmelerinin imkansızlığını göstermek için daha etkileyici. Öyle olunca bu anlamı tercih etmek daha makul. Onlar... Deve iğne deliğinden geçinceye kadar ya da e, Elmalı Hamdi Yazır'ın Allah rahmet eylesin çok güzel yakaladığı bir incelik var. Halatla e, iğne arasında, iğne deliği arasındaki ilişki, halatı birinin geçirmesi demek gerekir. Halat kendisi geçmez. Halatın geçmemesi değil, birinin halatı oradan geçirememesi söz konusudur. Geçiremeyen de bir aziyet vardır. Deve bir yerden kendisi geçecektir. Öyle olunca bak kafirler burada deveye benzetildiyse onlar cennetin kapılarından bir türlü giremeyecekler kendileri Çünkü oradan girmek için yapacakları işlerin hiçbirini yapmamışlar. Ne iman var ne de imandan kaynaklanmış bir hayat var. Onlar cennete girmezler. Bu konuda gereksiz böyle bir sürü e, laf kalabalığı yapmaktan uzak durmakta fayda var. Ve kezalike nezzil mücrimin işte biz mücrimleri yani suçluları yani Allah'a inkar etmiş ve inkardan dolayı isyan etmiş olanları böyle cezalandırırız. Lahum min cehenneme mihadun onlara cehennemden bir döşek vardır. Ve min fevkihim gavaş ve üzerlerinden de onları kaplayan bir ateş vardır. Bir döşek gibi düşünün. Dünya hayatında yaşamışlar, dünya hayatında yorulmuşlar. Gidecekler, dinlenecekler dinlenmek için atlarına serilen döşek, ateş, üstlerine aldıkları yorgan, döşek, şey ateş. Onlara cehennemde böyle bir yer var. Ve kezalike nezdi zalimin işte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Buradaki zalimi hemen 37. ayettekine birleştirin. Bunlar en zalimlerdir. Allah'a iftira atan, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Bunları böyle cezalandırırız. Peki öbür taraftaki ne? Kur'an'ın üslubu biliyorsunuz. Her defasında karşı da söyler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا salihat iman eden ve Allah'ın salih dediği şeyleri yapanlar, Allah'ın salih kabul ettiği işleri yapanlar var ya, yani sadece iman etmiyor. İmanından doğan bir hayat yaşıyor. Sadece iman etmiş kalbinde bir iman var. Öyle, öyle kalmaz zaten. Biz bazen böyle gereksiz tartışmalar giriyoruz. Bir insanın kalbinde gerçek bir iman doğduysa, o imanın hayata geçmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Biz zaman zaman kendi aramızda senaryo tartışmalar yapıyoruz. Bir adamda sadece iman var da amel yoksa falan diye. Bir adamda amel yoksa, ondaki iman da farklı bir şeydir. Yani zihni bir kabuldür o. O zihnin bir şeyi kabul etmesidir. Zihnin bir şeyi kabul etmesiyle kalbin bir şeye bağlanması, güvenmesi anlamındaki iman farklı şeylerdir. İman gerçekten kalpte de olduğunda bir hayata dönüşür. O salihatı yapanlar la nukellufu nefsen illa bu saha bir parantez cümlesi var ki zaten biz insana hiçbir insana yani, onun vüs'ati dışındaki bir görev yüklemeyiz. Allah hiçbir insana kendisinin kapsama alanına girmeyen bir görev teklif etmez. Yani mesela paran yoktur. Allah sana zekat ver demez. Yok zaten, seni bundan yükümlü tutmaz. İmkanın yoktur, hacca git demez mesela yani. Ne bileyim, imkanınız vardır. Mesela cihad et demez imkanınız yoksa eğer. Bir insana bir görev te teklif edildiyse Allah tarafından bu teklif insanın yapabileceği bir şeydir. Allah'ın bütün insanlara teklif ettiği birinci ve ortak şey nedir? İmandır. İman, her insanın altından kalkabileceği bir tekliftir. Çünkü Allah Teala yani zihinsel problemi olanları saymıyoruz. Onlar zaten mükellef değiller ama normal şartlarda ortalama akıl zeka düzeyindeki herkesin biraz tefekkürle biraz önüne konulan metni tefekkür etmesiyle, biraz etrafa bakın tefekkür etmesiyle ulaşabileceği bir şeydir iman. Ama buna yönelmemişse Allah'ın ona sunduğu imkanı kullanmamış demektir. Yoksa normalde Allah zaten kimseye kendisinin kapsama alanının dışındaki bir görev teklif etmez. Ulaika ashabul cenne. İşte bu iman ve salih amel yapanlar cennet halkıdırlar. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Cennetin en güzel tarafıdır. Orada bir şey bitecek diye korkmuyorsun. Oradan çıkacağım diye korkmuyorsun. Orada ebedi kalacaklar ve nazana ma fi sudurihim min gillin onların kalplerindeki kin türünden ne varsa yani insanın kalbinde ağırlık yapan böyle kin, haset, düşmanlık gibi şeyleri Allah o müminlerin kalplerinde varsa bile onları söküp alacaktır. E biz Müslümanız. Müslümanız deyince melek haline falan gelmiyoruz. Bazen kardeşimizle, bazen annemiz babamızla, bazen bir başka Müslümanla, bazen yakınlarımız veya başkalarıyla aramızda cedelleşmeler oluyor, tartışmalar oluyor ve aramızda husumetleşmeler oluyor ve kalplerimizde bir problem kalıyor. Sen de Müslüman, ben de Müslüman. İkimiz birbirimize bir sebepten dolayı düşmanlaşmışız. Allah Teala diyor ki bu iki düşman Müslümanı birbiriyle dünyadayken kavga etmiş Müslümanı cennete girerken kalplerindeki bu kinler de kalır. Cennete onları tertemiz bir şekilde sokar. Tecrimin tahtihimul enhar. Onlara altlarında ırmaklar akar. Ve kalul hamdulillahi lezi hedana lihada ve mekünnâ lenehte <laughs> hedan levla en Kur'an-ı Kerim'deki en çarpıcı ifadelerden bir tanesidir. Onlar cennete girdikleri zaman derler ki: Bizi buna hidayet eden, yani cennete hidayet eden, ulaştıran Allah'a hamd olsun. Allah bize imanı vermeseydi ve bizi cennete ulaştırmasaydı, bizim buna gücümüz yetmezdi derler. Bakın bu mümin tavrıdır. Şu kadar namaz kıldım, bu kadar oruç tuttum, şu kadar efendim İnfakta bulundum şu kadar cihad ettim diye kendi amellerini sayıp dökmüyor. Bu mümin tavrıdır. Mümin Allah'ın rahmetiyle cennete ulaştığının bilincinde olan insandır. İman bir lütuftur. Hidayet bir lütuftur. İnsana salih amellere muvaffak kılınması da bir lütuftur. Bütün bu rahmet ve lütuflarla ben cennete ulaştım. Yoksa ben dünyadaki diğer insanların en zekisi falan değildim. En düşüncelisi değildim. En araştırmacısı falan değildim. Bütün dünyadaki insanların ya da ülkemdeki ya da şehrimdeki insanların en sağlam karakterlisi falan ben değilim. Bir şekilde Allah elimden tuttu diye düşünür Müslüman. Hikmeti kendinde aramak yerine Allah'ın rahmetini görür ve der ki Allah bizim elimizden tuttu buraya geldik. Peki sonra lekad caet rusul rabbina bil hak derler ki işte gördüğünüz gibi cennete geldik. Demek ki bizim Rabbimizin elçileri bize hak olan mesajı getirmişler derler. Peki onlar bunu söyleyince Allah tarafından onlara nasıl bir cevap verilir? Onlara ve nudu şöyle seslenilir onlara. En tilkumul cennetu uritumuha bima kuntum taamelun. Siz bu cennetlere, bu cennete kendi yaptıklarınız sebebiyle girdiniz. Bu kadar güzel bir ilişkiden bahsediyoruz. Allah kullarına diyor ki mümin kullarına bu cenneti siz kazandınız diyor. Siz bir şeyler yaptınız da girdiniz. Mümin kullarda diyorlar ki Allah'ım bunu bize sen lütfettin, hidayet ettin de biz girdik diyorlar. Ne lütfeden kişi lütfunu göze sokuyor, ne amel eden kişi amelini öne çıkarıyor. Öğrendiğimiz terbiye o kadar müthiş bir terbiye ki ilahi terbiye budur işte yani. Bizim aslında insanlar arasındaki ilişkimize de böyle olması gerekiyor. Ya yani bir lütuf alan kişi ya ben zaten buna layıktım, bunu bana yapman gerekiyordu demez. Der ki evet sen bana böyle bir âli bulundun, böyle bir lütufta bulundun der. Öbür de hayır kardeşim sen zaten buna layıktın der. Bu Allah'ın öğrettiği bir ilahi edep kuralıdır. Rabbimiz bu edeple edeplenmeyi ve bu edeple cennete girip Allah'ın rızasına ermeyi nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.